Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Selam Hikaye Saati. Ben Tekirdağ'dan Ali. Yeni hikayeme başlamadan hikayemi dinleyen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bugün hikayenin devamında yaşanmış bazı olayları da birleştirerek anlatacağım. Bu hikayelerin anlaşılması açısından iyi olur. Benim babam biraz akli melekeleri yerinde olmayan bir insan. Ben baba hasretiyle yaşamış, babanın ne olduğunu bilmeyen, bilemeyen, aile bağlarının zayıf olduğu bir evde yetiştim. Benim annem ve babam amca çocukları, yani akrabalar. Baba tarafım orta halli, anne tarafım çok ama çok zengin. Annem Almanya doğumlu, Almanya'da yetişip büyümüş. Hem zengin hem de şımarık biriymiş. Annemin babası bu durumdan rahatsız olduğu için onu Türkiye'den biriyle evlendirmeye karar vermiş. Daha sonra da babamla zorla da olsa evlenmişler. Sonra her şey yolunda gidiyormuş. Ama bir gün sorunlar başlamış. Gün geçtikçe aralarında bir uyumsuzluk olmuş. Ciddi kavgalar devam etmiş. Ve bu durum saçma sapan bir hal almaya başlamış. Annem tabandan zengin olduğu için ister istemez babam da ailesi de ezilirmiş. Artık bu kavgalar fiziki bir boyuta dönmeye başlamıştı. Ve bu yüzden ayrıldılar. Yaklaşık 6 sene ayrı kaldılar. Sonra anneannem bu duruma razı olamadı. Ve onları tekrardan birleştirmek istedi. Benimle ablamın ortada kalmasını istemiyordu. Ailesiz bir şekilde büyümemize razı olmuyordu. Çünkü Allah'tan korkan bir insandı. Ama onun elinden gelen bir şey yoktu. Baba tarafım daha önce aralarının bozulmaması için babama ve anneme muska yapmışlar. Anlatmalarına göre yaklaşık bir yıl her şey güzel geçmiş. Ortadaki sorunlar kalkmış. Birbirlerine bağlı olarak mutlu mesut bir şekilde yaşamışlar. Buraya bir not düşmek istiyorum. İki kişi arasında yapılan bir büyünün süresi vardır. Ve keskin bir bıçak gibi iki tarafa da açıktır. Sonra yapılan bu büyü ters dönmeye başlar. Büyüyü baba tarafım yaptırdığı için büyü babama döndü. Annem de ufak çaplı korkular ve bazı sorunlar yaşıyordu. Babamsa neredeyse var olan aklını kaybetmişti ve çok değişmişti. Bu sorunu çözebilecek tüm insanları tek tek dolaştılar. Ve bu işin geri dönüşü olmadığını çok iyi anladılar. Olan bizim ailemize, bana, ablama ve huzurumuza olmuştu. Kendimizi bildiğimiz günden beri babamız bizi yabancı bir düşman gibi gördü. Şimdiye kadar ne beni öptüğünü, ne sarıldığını, ne de oğlum dediğini duymadım. Çok özür dilerim, bana küfrederek hitap ederdi. Ablama da o diye hitap ederdi. Bizi bu şekilde çağırırdı. İsmimizi söylemezdi. Babam her ne kadar kötü de olsa insan bir şefkat, merhamet bekliyor yine de. Babanın ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk o zamanlar. Yıllarca da çalıştık. Bu serüven bu şekilde devam etti. Ne bayramda el öpmelerimiz vardı ne de harçlık vermelerimiz. Ama babamı dışarıda çoğu insan tanır. O kadar çok severler ki. Herkes saygı duyar. Burası küçük bir şehir ve herkes tanır. Babama kefilsiz, senetsiz, sorgusuz, sualsiz, aklınızın almayacağı paraları verecek insanlar var. Hatta yolda arkadaşları gördüğü zaman bana derlerdi ki, ''Ya Ali, sen nasıl bir adamsın? Böyle bir adamın oğlu olmak sana hiç yakışmıyor. Melek gibi babam var.'' derlerdi. Ben bunu normal bir insan olmama rağmen söylerlerdi. Bizi babama yakıştıramazlardı. Babam bir gün eve geldi. Tabii annemle arası çok kötüydü. Kendisinin ayrı bir odası vardı. Ayrı yer, ayrı içerdi. Aynı evin içinde ayrı bir dünya kurmuştu. Bu hala devam ediyor. Düşünün, evlisiniz, eşinizle ayrı yatıyorsunuz. Çocuklarınızdan ayrı yaşıyorsunuz. Babam gece bekçiliği yapıyordu. Somuncu Baba Türbesi ya da mezarlığı diyeyim, orada bekçilik görevi yaptı. Ama yıllarca yaptı. Geceleri orası farklı alemlere açılan bir kapıdır. O yüzden orada kimse bekçi olarak çalışmak istemezdi. Sabah uyanmıştım. Babamla annem balkonda oturmuş, sessizce bir şey konuşuyordu. Kulak misafiri olmak istedim ama her zamanki gibi babam beni görünce uzaktan da olsa tersledi. Oradan uzaklaştım tabii, merak etmiştim. Saatler sonra annemin yanına gidip ne olduğunu öğrenmek istedim. Anne, sorun ne dedim. Bana olup biteni anlatmaya başladı. Babamın kulübesine gece 2 ile 4 arasında bir kadın gelip yardım istemiş. Ben de anneme olayı detaylıca anlatmasını istedim. O da anlatmak zorunda kaldı. Babam gece mezarlıkta normal mesaisini yaparken gezmeye başlamış.
bütün kabirlerin etrafında dolaşmış. Herhangi bir sorun görememiş, kulübesine dönmüş. Birkaç saat çayını, sigarasını içmiş. O sırada köşede bir kadın görmüş. İçerisi karanlıkmış. Babam görünce hem şaşırmış hem de korkmuş. Uzun uzun bakmış. Kız yaklaşık olarak 26 yaşlarında, uzun saçlı, yuvarlak yüzlü, çok güzel bir kızmış. Donuk bir şekilde yere bakıp konuşmaya başlamış. Bana yardım et, yardım et diye 3 kere tekrar etmiş. Daha sonra da kaybolup gitmiş. Bu yaklaşık 3 gün üst üste aynı şekilde yaşanmış ve aynı saatler içinde. 4. günün sonunda tekrar gelip yardım et bana ne olursun demiş. Babam da artık cesaret bulmuş. Aynı zamanda korktuğundan, hani artık olayların bitmesini istediğinden dolayı titrek bir sesle ne istiyorsun, nasıl yardım edebilirim demiş. Kız babama bakarak benim mezarım falan ağacın en sonundaki mezardır. Yaklaşık bir ay önce vefat ettim demiş. Yerini tam olarak söylemiş. Sonra babama tekrar bana yardım eder misin demiş ve kaybolmuş. Babam bu işin artık bitmesini istiyor. Bir şüpheye düşüyor. Gecenin karanlığında kadının dediği mezara ilerliyor ve o kızın mezarını buluyor. Tam da dediği gibi yakın zamanda gömülmüş. Daha sonra babam kulübeye geri dönüyor ve bunu kimseye anlatamıyor. Deli derler, benimle dalga geçerler diye düşünüyor. Sonra aklına emniyet müdür yardımcısı olan bir arkadaşı gelmiş. Bunu aramaya karar vermiş. Telefondan aramış. Abi müsaitsen Somuncu Baba mezarlığına gelir misin demiş. O da gelmiş. Babam utana sıkıla durumu anlatmış. Babamın arkadaşı hem inanmıyor hem de babamı çok sevdiği için inanıyormuş. Bu zamanda böyle şeyler olmaz. Bu mezarlıkta çalışa çalışa kafayı yemişsin abi. Boş ver böyle şeyleri. Sen izin al birkaç gün. Dinlen, izin yap demiş. Babam rica etmiş. Benim için bir kez takip etsen, bana yardımcı olsan demiş. Polis abimiz de peki demiş, seni kırmam demiş. Ekip toplayıp takip edeceğini ve ne olduğunu anlamaya çalışacağını söylemiş. Gece saat 12'de mezarın tam karşısında karanlıkta ekip arabasıyla pusuya yatmışlar. 5 tane polis varmış. Saat gece 3 sularında bir adam gelmiş. Etrafı kolluyormuş, sağa sola bakıyormuş. Gelen giden var mı diye. Kimse olmadığından emin olduktan sonra da mezar kazıyor, kızı çıkarıyor, elini yüzünü temizliyormuş. Yanında getirdiği sıcak suyu kızın üzerine döküyormuş. Sonra kızı soymaya başlamış. Ki o anda polisler hemen adamı yakalamışlar. Öğrendik ki bu şerefsiz bir aydır her akşam gelip kızın üzerine sıcak su döküp tecavüz ediyormuş. Hem de her gece. O yüzden bu kız da gelip babamdan yardım istemiş. Polisler eski düzen olduğu için adamı evire çevire dövmüşler. Ekip arabasına bindirerek götürmüşler. Babam da bu olayı gördükten sonra çok rahatlamış. O tarihte yerel gazetelere bile çıkmış bu olay. Babam da bir daha görmemiş. Gelen polisler babama çok teşekkür etmişler. Bu kan dondurucu olay uzun süre gündemde kalmıştı. Sonra aradan yıllar geçti. Ben bu ilmi öğrendim. Yüzlerce insana yardım etmiştim. Kendimi insanlara ve diğer aleme adamıştım. Artık sıra babama gelmişti. Babamı çözmeliydim. Babamı kurtarmak istiyordum. Geçmişte yaşayamadığımız güzel günleri yaşamak istiyordum. Babamın oğlum demesini istiyordum. Mutlu ve güzel bir aile olmak istiyordum. Babamı bu sıkıntıdan kurtarmalıydım. Akşam oldu eve geldim. Güzelce düşündüm. Planlarımı yaptım. Sonra sabah olmasını bekledim ve sabah oldu. Yalnız ev kalabalıktı. Bu şekilde olmazdı. Ablamı bir bahaneyle komşuya, annemi de yalvar yakar çarşıya gönderdim. Şükür istediğim ortam oluşmuştu. Babam kendi odasındaydı, ben de oturma odasındaydım. Daveti yaptım. Mübarekler geldiler, durumu izah ettim. Babama bakım yaptık. Yapılan bakımda muskanın yerini gördüm. Mübareklere bunu nasıl alabileceğimizi sordum. Onlar da bana getirebileceklerini söylediler. Gereken izni verdikten sonra babama yapılan muska gelmişti. Dualar okuyarak açmaya başladım. Tabii yapılalı çok uzun yıllar geçmiş, hem de çok uzun. Yağmur, çamur suyu yedikten sonra içerisinde su almış. Yazıların yarısından çoğu silinmiş. Buna herhangi bir bozma işlemi yapılamazdı silindiği için. Buna farklı bir metot gerekiyordu. Tabii ben babamın yanına gidemediğim için mübarekleri oraya gönderdim. Babamın odadaki durumunu görmeye başladım. Onların gözünden görüyordum. Babam içeride oturuyordu, televizyon açmıştı. Yere sofra kurmuş, yemek yiyordu. Hem de televizyona bakıyordu. Çok farklı bir okuma yaparak babamın bulunduğu odanın kapısının deliğinden içeri dua okuyup üfledim. İçerideki perde bir anda düştü. Ben babamın odasındaki gerçekleri gördüm. Babamın odası sanki bir düğün salonu ya da mevlüt varmış gibi tıklım tıklım doluydu. Dişisinden erkeğinden her türlü cinli varlık vardı.
Adamın bildiğiniz kuşatılmıştı etrafı. Hem de Müslüman olmayan ifritler vardı. O yüzden orada kendisine bir dünya kurmuş. Bu muska ters dönünce de cinlerin girip çıkması için bir kapı aralanmış. İnanın gecelerce, günlerce dua etseniz o kadar varlığı bir araya toplayamazsınız. Hiç görmediğim, bilmediğim kabilelerden değişik değişik varlıklar vardı. Babam içeride onlara karışıp onlarla alem yapıyordu. Mübareklere yardım çağırmalarını söyledim. Hafaza hüttamlarını davet ettim. Çünkü ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Eğer odadaki herhangi bir varlık kaçarsa ne babam ne de ben kalırız. Sonra kapıdan içeri girdim. Mübarekler de camdan girdiler. Hepsini tek tek büyük bir mücadele içerisinde zor kullanarak yakaladık. İçerisinde çok güçlü olan varlıklar da vardı. Bazen elimizden kaçıyorlardı. Neyse ki Kur'an hüttamları geldikten sonra her şey daha kolay oldu. Hepsini yakalayıp hapsettik. Babam baygın bir şekilde yerde yatıyordu. Babamda herhangi bir sıkıntı olup olmadığına baktım. Onlara babamın düzelip düzelemeyeceğini sordum. Onlar da bana düzelemeyeceğini ama eskisine göre daha iyi olacağını söylediler. Nasıl yani dedim. Akli melekeleri kaybolmuş. İster istemez beyninde hasar oluşmuş. Kötü varlıklarla da yaşadığı için onların enerjisi adamı bitirip tüketmişler dedi. Babamın eskisi gibi olmayacağını, evde daha huzurlu olacağımızı, kavganın gürültünün olmayacağını, hatta bize küfür etmeyeceğini söylediler. Ben yıkılmıştım bunları duyunca, çok hayallerim vardı. Tamamen düzeleceğini düşünmüştüm. Yine kavuşamamıştım hayallerime. Ama en azından kötü varlıkları evimizden def etmiştim. Annem biraz da olsun mutlu yaşayacaktı. Buna da şükür dedim. Evimizi mühürledim. Bir daha hiçbir kötü varlık giremeyecekti. Çok şükür aradan yıllar geçti. Bir nebze de olsa ailem mutluydu. Ben yine babasızlığa alışsam da kendi çocuklarıma görmediğim sevgiyi göstermeye çalıştım. İnanın gerçekten çok zormuş. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Eşinizin, annenizin, babanızın, evlatlarınızın kıymetini bilin. Onları görmezden gelmeyin. Ellerinizden öper 3 tane çocuğum var. 2 erkek, 1 kız. Yemin ederim aile sevgisi alamadığım için çocuklarıma sarılmayı bile bilmiyorum. Onları öpmeyi bilmeyen, sevgi nasıl gösterilir bilmeyen bir kardeşinizim. O kadar çok mücadele ettim ki bunu aşmak için. O noktalarda eşim bana yardımcı oluyor. Yaşadığım şeyi düşünebiliyor musunuz? Evlatlarınızı sevmeyi bilmiyorsunuz. Sevgiyi veremiyorsunuz. Bu yaşta yeni yeni evlat sevmeyi öğreniyorum. Hala da öğrenmeye devam edeceğim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.